Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Kardeşlerim, küfür kavramı Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan bir tanesidir. O itibarla neyin küfür olduğunu çok iyi bilmek lazım. Yani hangi davranışlar sahibini kafir yapar, bunu iyi bilmek lazım. Ona göre doğru bir duruş ortaya koymak lazım. Hani böyle kulaktan dolma sözlerle ya da slogana benzeyen çıkışlarla bu muhteşem Kur'an kavramını çığırından çıkartmaya çalışmanın bir alemi yok. Ne demişse sahibi, biz onu dediği gibi anlamaya gayret edeceğiz. Bizim bu derslerimizde güttüğümüz amacımız da budur. Yani Kur'an nasıl diyorsa öyle anlamaya çalışacağız. Derdimiz imanımızı, kavramlarımızı Kur'anileştirebilmektir. Ya da Kur'an'ın sözünü ettiği içeriklerle kavramları doldurmak ve onları hayatımıza olduğu gibi yansıtabilmektir. Bir duyarlı mümin olma çabası içerisindeyiz. Allah-u Teala sizi de bizi de bu çıktığımız mukaddes yolculukta mahcup bırakmasın inşallah. Küfür kelime olarak örtmek demektir. Küfür örtmek demektir. Hatta bu o kadar örtmek anlamına geliyor ki kafir örten demektir. Küffar örtenler demektir. Bu örtmenin birkaç türü var. Bu akşam hepsine temas edeceğim inşallah. Örtmek birkaç türlü. Bir örtmek var. Böyle nesnel anlamda, fiziksel anlamda örtmektir. Yani altında bir şey vardır. Üzerine onu örtecek bir nesne koyarsınız. Bu örtmek, fiziksel anlamda örtmek bu. Bu manadan hareketle mesela Kur'an'da belki çok ilginizi çekecektir. Büyük çoğunluğunuz belki ilk defa duyacaksınız. Kur'an'da çiftçilik yapan insanlar için kullanılan kelimelerden bir tanesi küffar kelimesidir. Küffar denir çiftçilere. Bu neticede inanç anlamında bir bozukluğu ifade etmez. Küffar tohumu toprakla örten adamlar için kullanılır. Tohumu toprakla örttüğü için çiftçiye kafir, çoğulu olarak da küffar denilir. Ayet, bir tane ayet var. Aslında iki tanedir de. Hani bir tanesi biraz diyelim ki doğrudan o anlamı vermiyor. Öyle anlaşılmayabilir. Fakat biri çok kesin, Hadid suresinin 20. ayeti. Hadid 20. Küffar kelimesi kullanılıyor ve çiftçiler anlamına geliyor. Hadid suresinin 20. ayeti. Estağfirullah. İ'lemû, iyi bilin. Şunu unutmayın diyor Allah-u Teala. Biz kafir kelimesinin kelime anlamı üzerinden bu ayeti okuyoruz ama öyle bir güzel ayet ki sadece o cümleyle yetinmek mümkün değil. Hepsini okumam lazım. İ'lemû, iyi bilin. Ennemel hayâtu dünya. Bu dünya hayatı, dünya hayatı demek, bu yakın hayat demek. Bu aslında ahirete göre daha az değeri olan hayat. Bu dünya hayatı iyi bilin ki beş şeyden oluşur. Bunu unutmayın. Allah-u Teala dünya hayatını beş unsurla ilişkilendirerek bize hatırlatıyor. Buyuruyor ki bir, la'ibun, dünya hayatı bir oyundur. İki, ve lehvun, bir eğlencedir. Üç, ve zinetün, bir süstür. Dört, ve tefahurun beyneküm, aranızda
gereksiz övünç sebepleridir. Böyle saçma şeylerle övünür durursunuz. Eğlenir durursunuz. Süslenir durursunuz. Oynar durursunuz. 4. 5. Ve tekâsürün fil envâli vel evlâdi. Mallar ve çocuklar çoğaltma yeridir. Birileri için böyledir bu dünya. Yani bu dünyayı böyle algılamayın. Bu 5 taneden ibaret, bu 5 şeyden ibaret görmeyin dünya hayatını. Bu aldananların görüşüdür. Sizin için dünya bir oyun olmasın. Sizin için dünya bir eğlence olmasın. Sizin için dünya bir süs olmasın. Sizin için dünya gereksiz şeylerin övünç sebebi olmasın. Sizin için dünya çocuk ve servet çoğaltma yeri olmasın. Olmasın, bunu böyle değerlendirmeyin. Çünkü bu dünya hayatı şuna benzer diyor. Benzetmeyi Rabbimiz yapıyor. Onun benzetme yaptığı yerde bize susmak düşer. Buyuruyor ki, kemeseli raysin, bu dünya hayatı bir yağmura benzer. Yağmura benzer dünya hayatı. Nasıl bir yağmur? E'cebel küffara, el küffar kelimesi geçiyor işte. Çiftçilerin hoşuna gider yağmur. Yağmur sebebiyle çiftçiler mutlu olur. Onları mutlu eden nedir? Nebatu. O yağmurun meydana getirdiği işte ürünler çiftçilerin hoşuna gider. Yağmur yağar, artık o çorak toprak yeşerir, ortalık böyle yemyeşil olmaya dönüşür. Bu çiftçilerin çok hoşuna gider. Sonra sümme yehicu, tam her taraf yemyeşil olur, gözünüz yeşile alışır, sonra yehicu, kurumaya başlar otlar. O yeşermiş alem kurumaya başlar. Feterahu musfarran, sonra o kurumaya başlayan bitkileri sararmış görürsün. Sümme yekûnü hutâma, sonra da o sararmış şeyler çer çöp, odun parçasına dönüşür. İşte dünya hayatı bir mevsime benzer. Yağmur yağar, bitkiler yeşerir, her tarafı yemyeşil görürsün, sonra döner o yeşillik, sararmaya kurumaya başlar, sararmaya başlar, çer çöp olur gider. Dünya hayatı böyle bir hayattır. Bir mevsime benzer. Çok abartmaya gelmez. Onun için bunu oyundan ibaret görmeyin. Eğlenceden ibaret görmeyin. Süsten ibaret, övünçten ibaret, yersiz çoğaltma yarışlarından ibaret görmeyin dünya hayatını. Bir mevsimlik bitki gibidir. O kadar. Hatta hani burada e'cebel küffare, küffar kelimesi çiftçi manasına geliyor. Bunu onun için okudum. Bir şeyi örtmek anlamında, tohumu toprakla örttüğü için küffar çiftçiler demektir. Ama ayet dünya hayatıyla alakalı olduğu için ister istemez böyle içimi pireliyor şimdi. Bir ayet daha var. Dünya hayatını bir o ayetten de dinleyelim. Bakalım sahibi nasıl tanıtıyor bu hayatı. Bu çok abarttığınız hayatı. Bu bir senelik, 5 senelik, 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik, 100 senelik planlar yaptığımız bu hayatı yaratan kudret bakın nasıl tarif ediyor. Nasıl bir hayatımız var da bununla alakalı böyle sınırsız planlar yapıyoruz? Yunus suresinin 24. ayeti. Dünya hayatını tarif ediyor Allah-u Teala. İfade şu: İnnemâ meselül hayâti dünya. Bu dünya hayatı sadece şuna benzer. Neye benzer? Kemâin, yağmura benzer. Enzellâhu minessemâi, onu yükseklerden biz indiririz. Yağmuru yükseklerden indiririz. فَاَخْتَلَطَ بِه۪ي نَبَاتُ الْاَرْضِ, arzın ürünleri, bitkileriyle o yağmur karışır toprağın altında. مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَلَنْعَامُ, o toprağın altındaki o bitkiler ürün olmadan önce daha sonra
İnsanların da hayvanların da yiyeceği o bitkilerin tohumlarıyla birleşir. Toprağın altında su, yağmur. Hatta öyle olur ki diyor Allah-u Teala, İza ahadetil ardu zuhrufaha. Arz o bahçe süsünü takındığı zaman, yani yeşerdiği zaman, yağmur yağıyor, tohumlar yağmurla birleşiyor, o tohumlar yeşeriyorlar. Ortalık yemyeşil oluyor. Aa, şimdi başladı zaten yeşermeye. Bu mevsimi anlatıyor aşağı yukarı. Süsleniyor. Ve zeyyenet. Bir süre sonra o bitkiler meyve takıyor. Ziynetleniyor demek, meyveleri, ürünleri oluşuyor. Bakın. Vazanne ehluha. Bu bahçenin sahibi olanlar zannediyorlar ki, düşünüyorlar ki, ennehum kadirune aleyha. Biz bu bahçenin sahipleriyiz. İstediğimiz zaman ekeriz, istediğimiz zaman biçeriz, istediğimiz ürünü istediğimiz gibi değerlendiririz. Bu bizim. Ne istersek onu yaparız. Öyle zannederler. Tam öyle düşünürler. Değil mi? Fabrika açıyorsunuz, fabrika kuruyorsunuz. İstediğim malı istediğime veririm. Zekatmış niye vereyim? İnfakmış niye vereyim? Onu niye düşüneyim? Bunu niye düşüneyim derken malıma başkasını ortak edinmem anlayışıyla böyle bir servet sahipliği duygusuna kapılır adam. Bahçe üzerinden örnek veriyor. Siz onu diğer iş kollarında da düşünebilirsiniz. Gene planlar yapıyorsun. Bir sene sonra şunu yapayım, 5 sene sonra şunu yapayım filan diye. Böyle hayat benim değil mi? Planını da ben yaparım mantığıyla hareket ediyoruz. Servet benim değil mi? İstediğim planlamayı ben yaparım. Bu hakkı herkes kendinde görüyor. Sahip olduğu şeylere böyle bir mutlak hakimiyet psikolojisiyle değerlendirmeler yapar. İşte diyor ki Allah-u Teala, o bahçe sahipleri bahçelerine mutlaka hükümran olduklarını, istedikleri zaman o meyveleri devşirebileceklerini, ürünlerini toplayabileceklerini varsayarlar. Tam o zaman diyor, tam o planı yaparlarken etaha emruna leylen evneharan. O bahçeye bizim azap, bela emrimiz gelir. Fecealnaha hasiden ke'en lem tağne bil emsi. Dün hiç ürün vermemiş gibi o bahçeyi hasat edilmiş gibi yaparız diyor. Yerle bir ederiz diyor. İşte bu hayat dediğim böyle bir şey. Uzun vadeli planlar yapmaya gelmez. Malını, servetini başına bela etmeye gelmez bu iş. Neticede o tür duygular Kur'an'ın anlattığına göre ahirete inanmayan ve bu hayatın ebedi olduğunu sanan aldananların duygularıdır. Keyif suresinde öyle diyor. Ve ma zunnu saate kaimeten. Ben bu son saatin gerçekleşeceğini tahmin etmiyorum. Ve le in rudittu ila rabbi. Hani ola ki Rabbime döndürülürsem le ecidenne hayran minha munqalaba. Bu öbür alemde bundan daha iyi karşılıklarını bulurum. O bu dünyada sahip olduklarıyla alakalı Keyif suresi 35-36. ayette diyor ki مَا اَزُنُّ اَنْ تَب۪يدَ هَذِه۪ اَبَدًا. Bu sahip olduklarımın ebedi devam edeceğini, bunların başına hiçbir şey gelmeyeceğini sanıyorum. Ya da bunların başına herhangi bir iş geleceğini sanmıyorum. Ebedi. Bu mallar ebedi, öyle zanneder. Hani Hümeze suresi var ya, Hümeze. O da bunu anlatır. Veylün likülli hümezetin lümeze ellezî cema'a mâlem ve addede yahsebu enne mâlehu ahlede. Malının onu ebedi yaşatacağını zanneder bu adam. İşte tam malına hükümran olduğu o esnada azap emrimiz, bela emrimiz, musibet emrimiz gelir. O bahçeyi hasat edilmiş gibi dümdüz ederiz diyor Allah-u Teala. Fabrikanı siler, binanı yıkar, istasyonunu yerle bir eder. Hiç hesap etmeden Allah yokmuş gibi hareket edenlere Allah kendisini ara ara ama şiddetli bir şekilde hatırlatır.
O hatırlatmadan gerçeği hatırlayanlardan olmaya özen göstermek ve hayatı Allah bilinciyle yaşamaya gayret etmek bizim yaratılış gayemizdir. Böyle yaşamak, böyle davranmak mecburiyetindeyiz. Küfür kelimesi üzerinden konuşacağız. Dedik ki küfür örtmek demektir. Bu örtmek önce maddi olarak bir şeyi örtmektir. Maddi bir şeyi örtmek. Nesnel olarak örtmek. Görünen bir şeyin üzerini kapatarak görünmemesini sağlamak bu küfür. Ama bizim asıl konumuz bu değil. Biz küfrün inanç boyutuyla ilişkili bir şeyler anlatacağız. Küfrün ikinci anlamı gene örtmek ama bu defa fıtratı ve vicdanı örtmek. Bu da bir örtmek biçimidir. Küfür, asıl işte küfür, fıtratı ve vicdanı örtmektir. Fıtratta ne var da örtene kafir deniyor? Vicdanda ne var da örtene kafir deniyor? Şimdi onun üzerinden birkaç hatırlatma yapayım. Bakın değerli kardeşlerim, Şems suresinde Allah-u Teala bizim nefsimizi dizayn ettiğini ve nefsimize çok önemli iki unsur yerleştirdiğini haber veriyor. Şems suresinde buyuruyor ki Estağfirullah ve nefsin ve ma sevvaha, nefse, insana ve onu düzene kavuşturan güce yemin olsun ki feelhemeha fücuraha ve takvaha. Allah her cana hem fücur özelliği yerleştirmiştir hem de takvasını yerleştirmiştir. Yani insanın fıtratında hem fücur var hem takva var. Fücurumuz doğuştan getirdiğimiz bir özelliğimizdir. Takvamız doğuştan getirdiğimiz bir hasletimizdir. Şems suresinin 8 ve 9. ayetleri. Fıtratımızda bunlar var. Hemen antiparantez söyleyeyim. Fıtratımızdaki fücur ve takva dediğimiz bu iki unsur böyle %50-%50 düzeyinde de değildir. Hani böyle 50-50 pozisyonda değildir. 50-50 değildir. İman biraz daha ağırlıklıdır. Küfür biraz daha dezavantajlı pozisyondadır. Bunun delili Hucurat suresinin 7. ayetidir. Hucurat suresi 49. sure. Bunun 7. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki, uzun bir ayet, ilgili kısmını okuyorum sadece. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ. Ancak Allah-u Teala size imanı sevdirmiştir. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Ve imanı kalplerinizde süslemiştir. Yani fıtratımız ve vicdanımız imanı sevecek şekilde dizayn edilmiş. Çünkü Allah onu kalbimizde süslemiştir. İmanı. Peki küfür? وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَسْيَانَ. Allah size küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı çirkin göstermiştir. Demek ki bizim fıtratımızda ve vicdanımızda iman artı değer olarak vardır. Küfür, fısk ve isyan ise olumsuz, kötü tanıtılmış unsurlar olarak bulunur. Yani yüzdeye vuracaksak iman bizde en az %51 ağırlıktadır. Küfür, fısk ve isyan özelliği ise maksimum %49 oranındadır. Bizim iman noktasında fıtratımız ve vicdanımız daha güçlü bir şekilde dizayn edilmiş. Hani bazen sorarlar, derler ki işte bir coğrafya düşünün ki oraya hiç peygamber gitmemiş. Bir coğrafya düşünün ki oraya ilahi mesajlar hiç ulaşmamış. Bu adamlar ilahi huzurda, mahkeme-i kübrada nasıl hesaba çekilecekler ya da bunlara hesap sorulacak mı diye ifade edilir. Kısaca ve çok kolay bir cevap olarak denir ki onlara peygamber gitmediyse, onlara ilahi mesaj ulaşmadıysa onlara sorgu sual yapılmayacak derler. Hani mantık, düz mantık bunu getiriyor.
Öyle değil mi yani? Kutuplarda Sibirya'nın kuzeyinde yaşamış bir adam ne peygamber duymuş ne kitap duymuş. Onun durumuyla öyle Mekke'nin Kabe'nin yanında doğan adamın durumu gibi değil. Dolayısıyla o kutuplarda olanlara bir şey sorulmayacak diye böyle düz bir cevap verilir. Bu cevap doğru değil. Bu cevap doğru değil. Evet, sorular standart değildir. Eyvallah. Herkesin sorusu farklı olabilir. Buna eyvallah. Ama felanca insanlara soru sorulmayacak diye bir kategoriden söz edilemez. Niçin? Çünkü Allah'ın her insana eşit verdiği fıtratı ve vicdanı vardır. Fıtratınıza ve vicdanınıza yönelik, eğer hiçbir kitap duymadıysanız, hiçbir peygamber görmediyseniz, onun mesajı size ulaşmadıysa, fıtratınız ve vicdanınızla ilişkili olarak mutlak surette sorgulanacaksınız. Sırf bundan dolayıdır ki Maide suresinin 48. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki velakin liyebluveküm fima ataküm. Allah sizi imtihan edecektir size verdiği şeyler konusunda. Allahu Teala kime ne kadar imkan verdiyse o imkan doğrultusunda o kişinin sorgulaması gerçekleşecektir. Sorgulanmayan yok. Sorgulanmayacak olanlar var aslında ama onlar olumsuz adamlar. Ona bunlara gerek kalmayacak dediği türden adamlar da var. Keyif suresi 105, 106, 107, Kasas 78. Hatta hadi bir tane daha söyleyeyim. Rahman suresinin de bir ayeti bize buradan ışık tutar. Rahman suresinin 39. ayeti. Rahman suresinin. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Hesaba katılmak büyük bir erdemdir. Çünkü hiç hesaba katılmayacak adamlardan söz ediyor Allahu Teala. Bunlara terazi kurmayacağız diyor. Terazi kurmayacağı kim? Zaten her haliyle batmış insanlar. Küfrün dibine dibine batmış insanlar. Fela nukimu lehum yevmel kıyameti vezna. Kıyamet günü bunlar için terazi filan kurmayacağız diyor. Kasas 78'de buyuruyor ki ve la yüselu an zunubihimul mucrimun. Bu günahtan beslenen adamlar, bu mücrimler günahlarından sorulmayacaklar yani. Niye? Zaten her şey ortada. Hatta şeyde diyor ki 41. ayetinde Rahman suresinin 39'da şöyle diyor. Feyevme idin la yüselu an zenbihi insun ve la cannun. O gün insan ve cin günahından sorulmayacak. Hangi insan ve cin? Herhangi biri değil. Onlar insanların ve cinlerin azgın olarak yaşayanlarına mücrimler der Kur'an-ı Kerim. İşte 41. ayette diyor ki yu'raful mücrimune bisimahum. Bu mücrimler yüzlerinden tanınıyor olacaklardır. Feyuhadu bin nevasi vel akdami. Böyle alınlarından, perçemlerinden ve ayaklarından alınıp cehenneme atılacaklardır. Ve onlara denecektir ki hadihi cehennemülleti yükezzibu bihel mücrimun. Mücrimlerin dünya hayatında yalanlamış oldukları cehennem işte bu. Yatufune beyneha ve beyne hamimin anin. İşte o cehennemle kızgın ateş kabları arasında gidip gelecektir adamlar. Yani yanar da yanar bir halde bulunacaklardır. Yani hesaba çekiliyor olmak büyük bir lütuftur. Hesaba çekilmeyecek olmak hiç ciddiye alınmadan, yani hiç söylenecek sözü bulunmayan, olduğu gibi cehenneme yaslanmak durumunda kalan mücrim insanlardır. İnşallah onlardan olmayacağız. Allah-u Teala öyle bir akıbeti hiçbirimize yaşatmasın. Geri kalanı Allah-u Teala ne kadar nimet verdiyse, nimet verdiği oranda muhataplarını sorumlu tutacak ve onları sorgulayacaktır. Öyle diyor. Fıtratınız ve vicdanınız sorularınızın şeklini belirleyecektir. Kime ne kadar imkan verdiyse Cenab-ı Hak sorgulamayı onun üzerinden yapacaktır. Fıtrata dikkat çekince bizim bir fıtrat ayetimiz var. Ona değinmeden bu başlık geçilmez. Allah-u Teala
Hakikatın ölçüsünü fıtrat diye verir. Der ki Rum suresi 30, 31 ve 32. ayetler. 30. ayet okuyalım, bir tane yetsin. Buyuruyor ki Rabbimiz estağfirullah. Fe'ekim vecheke liddini hanifa. Allah'ı birleyici olarak yüzünü dine çevir. Yani fıtratallahilleti fatarannâse aleyha. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Bu şu demek. Bu dinin prensipleriyle Allah'ın insanda yarattığı fıtrat birbirini asla ve kat'a yadırgamaz. Bu dinin söyledikleriyle insan fıtratının dizaynı birbiriyle çatışmaz. Ama eğer dini doğru sunmazsanız, doğru aktarmazsanız, doğru bir tebliğ yapmazsanız insanlar bu defa dine mesafeli oluyorlar. O kadar yüreğimi burkan hayat hikayeleri dinledim ki. Mesela bunda iki gün önce, Perşembe günü, bugün cumartesi, dün cuma, önceki gün, Perşembe günü bir delikanlı beni telefonla aradı. Ben her gün böyle pek çok telefonla konuşma imkanı bulurum. İnsanlarla görüşürüm. Arayanlar olur, onlara işte sordukları sorulara cevap vermeye çalışırım. Bana delikanlı dedi ki, bir okulun adını söyledi. İşte o okulda okuyordum dedi. Ama beni nefret ettirdiler dedi. Okuldan da okumaktan da beni nefret ettirdiler dedi. Ne oldu dedim, niye nefret ettin? İşte bir takım sorular sordum dedi. Aklıma takılan şeyler var. Hocaya soruyorum, tersliyor. Bir içinden çıkılmaz bir psikolojiye bürünüyorum. Bu adam benim derdime derman olur diye inanıyorum, yanına gidiyorum, beni kovuyor dedi. Okulu bıraktım dedi. Başka bir okula geçtim. Okulu bırakmakla kalmadım dedi hocam. Ben Allah'la vedalaştım dedi. Tam bir ateist oldum dedi. Müslümanların bana olan tutumları ve davranışları nedeniyle, dışlayıcı, ötekileştirici, hakaret edici üslupları nedeniyle okulu terk ettim, kurumu terk ettim. Ateist oldum diyor. Ateist. Yani düşünün ki 18 yaşında bir memleket evladı. Anası babası çevresi Müslüman bir çocuk, bir ortamda dışlandığı için okulu da dini de her şeyi de terk etmiş. Sonra nasıl olduğu işte bizim konuşmalarımızla buluştu filan, ifadesine göre 10 gün önce yeniden Müslüman oldum dedi çocuk. O delikanlı bizim Samsun'a gelmek istedi. Gelme dedim. Bizim oraya gelme dedim sen. İyisi mi İstanbul'da annenin babanın yanında oku dedim. İstediğin fakülteyi yaz dedim. Dün akşam Üsküdar'daki konferansta yanıma geldi. Tabii tanımıyordum. İlk defa gördüm. Yani öyle bir hasretle sarıldı ki çocuk. Bu çocuğa bu dini kim niçin nefret ettirdi? Bu çocuk ne sordu da bunun dışlamaya sebep teşkil ettiniz? Neden bunu Allah'ına küstürdünüz? Neydi derdiniz yani? O itibarla çok ağır bir sorumluluğun altındayız. İşimiz çok ciddi. Asla ve kat'a işimizi hafife alıp geçiştirici bir üslup takınamayız. Çünkü bu din fıtratımızla ikiz kardeştir. Kur'an'la insan fıtratı ikiz kardeştir. Bunlar birbirini yadırgamazlar. Onun için Kur'an fıtrata davet etmemizi ister. Bizim davetimiz de ne partimizedir, ne cemiyetimizedir, ne grubumuzadır, ne mezhebimizedir, ne tarikatımızadır, ne cemaatimizedir filan. Siz bize gelin filan hiç demeyiz yani. Biz en çok kendinize gelin deriz. Fıtratınıza gelin. Fıtratınız anakartınızdır. Fıtratınla buluştun mu hakikati bulursun. Çünkü fıtrat defosuz bir programdır.
Kur'an'ın orijinali, orijinal mesajı insan fıtratıyla birebir uyumludur. Sırf onun içindir ki Kur'an'ın pek çok isim ve sıfatı sayılır Kur'an'da. Bunlardan en yoğun kullanılanı zikirdir. Zikir hatırlamak demektir. Tezkere hatırlatmak demektir. Ne hatırlatıyor bize Kur'an-ı Kerim? Allah'ımızın fıtratımıza yazdığı prensipleri hatırlatıyor. İlahi dizaynda fıtratımıza hangi bilgiler yerleştirildiyse işte Kur'an o bilgileri bize hatırlatıyor. Onun için Kur'an'ın bir adı da zikirdir, zikradır veya tezkiredir. Hatırlatıcı misyon manasına gelir. O itibarla fıtrat, işte küfür fıtratı örtmektir. Küfür vicdanı örtmektir. Onun aslında kalbinde, yüreğinde, fıtratında potansiyel olarak iman vardır. Ama inadı ve inkarı nedeniyle o inancının üzerini örter. Hani Hazreti Peygamber'in şöyle nefis bir hadis-i şerifi var. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Peygamberimiz küllü mevludin yûledu alâ fıtratil İslami. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sümme ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yümeccisânihi. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra ana babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar, ya ateist yapar, ya bilmem ne yapar. Ama ana kart, fıtrat ve vicdan sorunsuz bir dizaynla insanlarla buluşturulmuştur. Her insanın fıtratı ve vicdanı onu Allah'a götürecek şekilde dizayn edilmiştir. Peygamberimizin de o hadisinin kaynağı Rum suresinin 30. ayetidir. Kur'an referanslı olmadan konuşmayan Hazreti Peygamber'in bu ifadesi de Kur'an'dan beslenerek ortaya koyduğu bir bilgidir. Evet, fıtratın örtünmesi de bir küfür biçimidir. Bu kelimenin başka versiyonları daha var. Bir ne dedik? Bir, maddi olarak bir şeyi örtmek. İki, fıtratı ve vicdanı örtmek. İkinci, bunu söyledik. Üç, küfür kelimesi Kur'an'da keffere, yükeffiru kalıbından gelir, cezayı örtmek anlamına kavuşur. Yükeffiru anküm min seyyiatiküm. Keffere anhum seyyiatihim. Keffere yükeffiru günahları örtmek demektir. Allah'ın insanların günahlarını örtmesi için kullandığı fiil keffere yükeffiru fiilidir. Yükeffiru örtmek demektir. Şimdi Türkiye'de böyle bir tekfircilik hastalığı var ya, tekfir. Önüne gelene kafir diyor. Bir tane adam kurtulamıyor onun şeyinden. Her bir ufak kabahat görüyor, bu kafir, o kafir. Herkes kafir, bir o kurtuluyor. Geri kalan hepsi kafir. Hadi oradan be. Hiç lüzumsuz ses çıkartmaktan başka bir şey değil. Biliyor musunuz? Bunların Türkiye'de şimdilerde en çok kullandığı bu tekfircilik akımı, tekfir kelimesi Kur'an'da bir kere olsun geçmez. Onlar Kur'an adına önüne gelene kafir diyor, tekfir ediyor. Ama tekfir kalıbı Kur'an'da bir adamı kafir ilan etmek şeklinde hiç geçmez. Ne kadar Kur'ansız bir çıkış olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Kavramının Kur'an'da o manada kullanım örneği yok. İşte bu toplum bu kadar Kur'ansızlaştı. Kur'an adına bir şey diyor, kavramından haberi yok. O kavramın Kur'an'da niye kullanılmakta olduğunu sorgulamıyor bile. Keffere, yükeffiru fiilleri olduğu gibi Kur'an'da günahların affedilmesi anlamında, örtülmesi anlamında geçer. Yani onlarca ayet okuyabilirim bir anda ama gerek yok yani. Bu kullanım verdiği mana efendim günahı örtmek. Yoğun kullanım örneklerinden biri de budur. Bir diğeri, dini hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelime,
Keffaret kelimesi. Bu da aynı kökten geliyor. Keffaret. Keffaret cezayı örtmek demektir. Değil mi? Diyelim ki hataen adam öldürmenin keffareti var. Efendim yalandan yemin etmenin, yalan yere yemin etmenin keffareti var. Mesela zihar yapmanın keffareti var. Keffaret. Keffaret cezayı örtmek demektir. Bakın kelimede hep böyle bir örtmek manası var. Keffaret sanıldığı gibi böyle yepyeni bir kelime değil. Kefere kökünden türetilmiş, kalıbı değiştirilmiş bir kavram. Keffaret cezayı örtmek demektir. Cezayı örten şey. Hem de olduğu gibi örter, siler yani. İki tane ayet okuyayım size onunla alakalı. Bir tanesi Hud suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, keffaret kelimesi geçiyor anlamında değil. Yani iyiliklerin kötülükleri örtmesi anlamında Hud suresinde buyuruyor ki innel hasenati yuzhibne seyyiati. İyilikler, güzel davranışlar kötü davranışları giderir, yok eder. İşte bu kefaret dediğimiz şey de cezayı yok eden uygulamadır. Kefaret cezayı yok eder yani. Nedir? İşte belli bir ödeneği vardır. O ödenek bazen işte ekonomiktir, bazen başka türlüdür vesaire. Onlar kefaret adını alır. Küfür kökünden gelir. Örtmek, oldukça yoğun bir şekilde örten şey demektir kefaret. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Kefere kökünden gelmesi itibariyle çok dikkat çekicidir. Cennet içeceklerinden bir tanesinin adı kafurdur. Kafur da aynı kökten geliyor. Kafur lezzeti diğer lezzetleri örten, bastıran içecek demektir. Yani o kadar güzel bir meşrubat ki kokusu ve lezzeti diğer ne içersen yersen ye hepsini örtüyor, bastırıyor yani. Onun adına da kafur demiş Allah-u Teala. Bakın kelimeler nasıl birbiriyle anlam örgüsü içerisinde iç içe girmiş. Bizim kitabımız böyle bir kitap. Bizim kitabımız kavramlarını kurallaştırarak insanlara öğretmeyi prensip olarak ortaya koymuş ilahi bir dizayn. Küfür kelimesinin Kur'an'da kullanılan anlamlarından bir diğeri tanımazlıktan gelmek anlamı da var bu kelimenin. Tanımazlıktan gelmek. Olur mu? Olur. Nerede olur? Mesela Ankebut suresinde şöyle diyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki Sümme yevmel kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'din ve yel'anu ba'dukum ba'da. Ankebut suresinin 25. ayeti. Sonra diyor kıyamet gününde birbirinizi tanımayacaksınız ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Yani seni görmez olsaydım, seni tanımaz olsaydım diyeceksiniz. İşte onu demeyle ilgili kelimelerden biri yekfuru kelimesidir. Yekfuru burada birbirini tanımazlıktan gelmek demektir. Kafir de aslında fıtratına yerleştirilmiş olmasına rağmen imanı tanımayan adamdır. İmanıyla arasına barikatlar ören adamdır. İmanı tanımıyor. O kadar yabancılaşıyor, o kadar başkalaşıyor, o kadar ötekileştiriyor ki iman değerlerini, artık onları tanımaz bir pozisyona maalesef iş gelip dayanabiliyor. Küfür kelimesinin en önemli kullanıldığı anlam alanlarından bir tanesi inanç manasındaki inkardır. Evet, kelimenin yoğun bir şekilde kullanıldığı mana budur. İnanılması gereken değerleri inkar etmek. Mesela şöyle ayetler var. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusulihi. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler.
ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi. Allah'la peygamberleri arasını açmaya çalışanlar. Ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din. İnanılması gereken şeylerin bir bölümüne iman ediyoruz, bir bölümünü inkar ediyoruz diyenler. Ve yuridune en yettehizu beyne zalike sebila. İmanla küfür arasında bir yol tutturanlar var ya, ulaike humul kafirune hakka. Tam kafirler işte bunlardır. İşte kafir. Kur'an'a göre inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, peygamberleri inkar etmek, inanılması gereken değerlerin bir bölümünü kabul edip bir bölümünü reddetmek. İşte Kur'an'ın ifadesine göre bu tam bir küfürdür. Bunu yapan da tam bir kafirdir. Nisa suresinin 150 ve 151. ayeti. İman kavramını birkaç ders önce sizlere aktarırken söylemiştim. Demiştim ki imanın, iman olabilmesinin 9 şartından bir tanesi imanın istisna içermemesidir. Yani nelere inanılması gerekiyorsa tamamını kabul etmek imandır. İnanılması gerekenlerin büyük çoğunluğunu kabul edip bir tanesini reddetmek tamamını reddetmekle eşdeğerdir. İşte onun delili Nisa suresi 150 ve 151. ayetler ile Bakara suresinin 85. ayetidir. Gayet açık. Bu inkar tam bir felakettir. Gene iman konusunu işlediğim dersin bir yerinde imanın iman olabilmesi için gerekli olan şartlardan bir tanesi imanın küfürle yer değiştirip ikide bir zikzak çizmemesidir demiştim. Nisa suresi 137. ayet. İman küfür zikzakı Kur'an'a göre sonu küfürle biten bir çukurdur. Kur'an böyle tarif eder. Der ki innellezine amenu, iman etti, zirve yaptı. Sümme keferu, sonra döndü, kafir oldu, dibe vurdu. Sümme amenu, sonra döndü yeniden, iman etti, zirve yaptı. Arzu edilirdi ki iman zirvesinde kalsaydı. Olmadı. Sümme keferu, sonra döndü bir daha kafir olursa, böyle zikzak çizerse, İman devamlılık ister, böyle taksit taksit efendim fetret fetret olmayı kabul etmez. Böyle zikzak çizerse bir adam bilsin ki bu iman küfür değişiminin sonu küfürde ilerlemektir. Öyle diyor Allah-u Teala. İnnellezine amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadü küfren. Sonra da küfürde ileri giderler diyor. Lem yekunillahu liyaghfira lahum. Artık Allah onları bağışlamaz. Ve la liyehdiyehum sebila. Allah onlara yolunu da göstermez. Kim bunlar? Beşşiril münafıkîn. İmanını nifakına kurban edenlerdir. Ve onlarla alakalı gene Nisa suresinin 143. ayetinde buyuruyor ki müzebzebîne beyne zâlik. Müzebzebîne beyne zâlik. Tek burada geçer bu kelime. Bunlar bu gelgitler arasında yalpalayıp debelenip dururlar. La ilaha ulai ve la ilaha ulai. Ne bu tarafta imandan yana bir tavır koyarlar, ne öbür tarafta küfürden yana. Gider gelirler. İşte öyle gidip giyenlerle alakalı buyuruyor ki ve men yudlilillahu. Artık sapkınlığını Allah'ın onayladığı bu adamlar var ya, فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ سَب۪يلًا. Onlar için artık bir çıkış yolu bulamazsın. Yok. Niye? Bunlar dini alaya almışlar, debelenip durmuşlar, yalpalayıp ileri geri sağa sola iman küfür arasına gidip geliyorlar. Kur'an böylesi bir inanışı reddediyor. İşte buna küfür diyor, inkar diyor. Böyle bir şey yok. Yani ısrarla ve samimiyetle beyan edeyim ki
Aslı öyle midir değil midir sormadan, sorgulamadan, gerçeğine varmadan, işte yani İslam dininde şöyle şeyler var ama bunlar bana pek sarmıyor diyebiliyor adam. Şimdi ona diyeceksin ki bu sözünün nere vardığının farkında mısın yani? Bu sözün seni kafir yapacağını bir düşündün mü? Adam din sunumlarına kafayı takıyor, dine küsüyor. Mesela bir meal okuyor. Mealde başına sarmayan, aklına yatmayan, yüreğine huzur vermeyen, onu tatmin etmeyen bir meal görüyor, diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Peki neyi kabul etmiyorsun? Kabul etmediğin ne? İşte bu din. Halbuki meal yazarının yaptığı hatayı Allah'a fatura ediyor. Onun için mesela din sunumu yapanların çok ama çok dikkatli bir dil kullanması lazım. Çünkü adam sana kızarken Allah'a küsüyor. Dine mesafe koyuyor. Dinsizliğe yelken açıyor. Onların öyle bir akıbetle ne olursa olsun yüzleşmemesi, buluşmaması gerekiyor. Biz dini sunumlarımızı fıtrat kitabımıza yönlendirerek insanların karşı çıkmayacakları bir ilahi bilgilendirmeyi kendimize tevhid, tebliğ ilkesi yapmak zorundayız. Mecburuz. Bu bir lüks değil, bu mecburiyet. Yoksa sahibinin kafir yapar durursun. Kafir olursan ne olacak? Ben size söyleyeyim. Kafir olursan ne olur? Hiç de bir şey olmaz. Yani kimseye bir zarar veremezsin, kusura bakma. Allah-u Teala öyle diyor Zümer suresinin 6. ayetinde. İn tekfuru, kafir olursanız eğer, fe innallaha ganiyyun ankum. Kafir oldunuz, ne zannediyorsunuz? Allah'a zarar mı vereceksiniz? Yok. Allah sizden zengindir. Size hiç de muhtaç değildir. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Kafir olursanız bilin ki Allah sizden zengindir. Allah size muhtaç değildir. Zümer suresi 7. ayet. Ve la yerda, ama iyi bilin ki ve la yerda li ibadihi el küfre. Allah kulları için küfre razı değildir. Ve in teşkuru yerdahu leküm. Eğer şükrederseniz Allah bunun için sizden memnun olur. Fakat peygamberimizin gene bir ifadesi var. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, la yenfe'uhu şükrü men şeker ve la yedurruhu küfrü men kefer. Şükredenin şükrünün Allah'a bir menfaati, yararı olmayacağı gibi küfredenin küfrünün de Allah'a hiçbir zararı olmaz. Hazreti Lokman oğluna yaptığı nasihatlerinin arasında şu cümleyi söylüyor. Ya da Hazreti Lokman'a şu cümleyi söylemesi beyan ediliyor. Lokman suresi 12. ayet. Ve lekad ateyna Lokman el hikmete en işkür lillahi. Biz Lokman'a hikmet verdik, Allah'a şükret diye. Ve men yeşkür fe innema yeşkürü li nefsi. Kim şükrederse bilsin ki kendisi için şükretmiş olur. Ve men kefere, kim de nankörlük yaparsa fe innallaha ganiyyun hamid. Oho, çok iş. Allah zengindir, zaten yeterince övgüye sahiptir. Kafirin küfrünün Allah'a zararı yok. Kafirin küfrünün kendisine zararı var. Nedir? Fıtratını örttüğü için. Hakikatle arasına bariyerler kurguladığı için bunun faturası neticede dünya hayatında ona, ahirette de azap olarak başına dönüşecektir. Küfür kavramının inkar etmek manasıyla alakalı tabii böyle yüzlerce ayet var. Onları böyle teker teker, madde madde şimdi burada saymanın bir imkanı yok, bunun bir gereği de yok. Ama şu kadarını söyleyeyim. Küfrün, kafirlik kavramının, küfür kavramının en önemli anlam açılımlarından bir diğeri ise nankörlük yapmaktır. Küfür kelimesinin bir anlamı da nankörlüktür. Böyle kullanımlar var.
İnanın buraya kadar söylediğim diğer hiçbir mana bu nankörlük manası kadar bazı ayetlerle örtüşmüyor. Mecburuz nankörlük manasını kelimenin anlam dünyasında görmeye. Mecburuz buna. Bakın size aslında not aldım. Pek çok ayeti not aldım ama aklınızda çok net kalabileceğini düşündüğüm bir örnek vereyim. Bir tane. O tam zihninize oturur ve yerleşir. İnancım odur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın kıssası var biliyorsunuz. Firavun'la işte mücadeleleri var, İsrailoğullarıyla filan. Kur'an'da en yoğun kıssası anlatılan peygamber Hazreti Musa'dır. O öyle anlatıyor. O kıssanın geçtiği yerlerin bir tanesi Şuara suresi. Şuara suresinde işte Hazreti Musa geliyor Firavun'a. Diyor ki bu İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Bu sen artık bunlara eziyeti bırak. Eziyet etme bu insanlara. Bunları benimle gönder diyor. İşte Firavun onu tabi reddediyor. Diyor ki ona Firavun. Bakın cümleye. Kale. Firavun Hazreti Musa'ya diyor. Elem nurabbike fina veliden. Elem nurabbike fina veliden. Biz seni içimizde aramızda bir küçücük çocukken sahiplenmemiş miydik? Yani mürebbi diyoruz ya mürebbi. Mürebbi o rabba, rabba kökünden bir kelime. Terbiye edici, bakımını üstlenmek anlamına geliyor. Elem nurabbike fina veliden. Biz seni kendi içimizde bebekken, küçükken sahiplenmemiş miydik? Hani sandığa koymuştu onu annesi nehre bırakmıştı da sonra işte Firavun'un adamları onu almıştı saraya götürmüştü filan orayı hatırlatıyor. Ve lebiste fina min umrike sinine. Aramızda ömrünün önemli bir bölümünü yıllarca bizimle geçirmiştin. Yani bizim sana şu kadar iyiliklerimiz var diyor Firavun Hazreti Musa'ya. Ve suçlamaya devam ediyor. Diyor ki Şuara suresinin 18. ayetini okudum. Şimdi 19'u okuyorum. Ve fealte fealete kelleti fealte. Ne namerttir biliyor musun? Neleri hatırlatıyor? Diyor ki sen o zaman yapmış olduğun bir iş vardı ya onu da yapmıştın zaten. Böyle yuvarlak konuşuyor. Hani bir iş yapmıştın ya onu da yani o herzeyi de yemiştin diyor Hazreti Musa'ya. Ne o hatırlattığı ne? Öyle sokakta dolaşırken iki kişi kavga ediyordu. Biri kendi tanışlarından biri de yabancı biri. O tanışlarından olan yardım istedi Hazreti Musa'dan. O da geldi yardım ederken ne yaptı? He? Bir yumruk attı. Adama yumruk attı zaten adam gitti. Öyle bizim yorumcular öyle diyor. Bir yumruk patlattı. Yumruğu patlatma stiline göre değişir. Vurduğun yere göre değişir. Adamın alnının ortasına indirdin mi yumruğu devrilir gider. Halbuki o kelime yumruk atmak kelimesi değil. Fevekezehu vekeze üç parmağıyla itmek demekti. Üç parmak. Ha böyle üç parmağıyla adamı kavga ediyorlardı. Gerisin geri itti öbür adamı. O da tökezlendi. Bir taşa bastı. Ne olduysa yıkıldı. Kafası vurdu taşa öldü orada. Bunu Hazreti Musa adamı öldürdü diye yorumluyor. Böyle ısrarla hep böyle yorumlar bunun üzerine gidiyor. Mesele o değil. Ama onu hatırlatıyor. Diyor ki Firavun bak orada bir iş yapmıştın. Hani bu iyiliğimizi unutma. Sen aslında neticede çoktan işte öldürülmeyi hak etmiştin. Biz seni sahiplenmiştik. Bir şey yapmadık sana. Kaçmana da göz yumduk vesaire. O arada diyor ki ve ente minel kafirin. Hazreti Musa'ya. Sen kafirlerdensin. Hazreti Musa'ya Firavun sen kafirlerdensin deyince kasıt ne olabilir? Hazreti Musa'ya Firavun gibi bir densiz kafir mi diyebilir? İnanç anlamında, itikat anlamında ona kafir diyemez.
Kafirin dedesi, zirvesi o. Oradaki kafirin nankörlük yapmak. Sana şu kadar bebekken baktık, delikanlıyken baktık, adam öldürdün bir şey demedik sana, nankörün tekisin. Ve ente minel kafirin. İşte oradaki kafirin kelimesinden kasıt nankörlük yapanlar demektir. Yoksa inanç anlamında, itikat anlamında bir küfür söz konusu değildir. Bu kelimenin işte böyle birden çok anlam alanı vardır. Ne tarafından bakarsanız Kur'an bu anlam örgüsünü, kelimeyi tanıtırken bize öğretmiş. Küfür kelimesinin şimdi belki bu ümmeti en çok ilgilendiren manası ise gerçekleri gizlemek manasıdır. Bunu en sona bıraktım. Herkesi ilgilendirdiği için. Şimdi adam diyor ki, yani bu meseleleri niye söylüyorsun? Ne gerek var yani? Bunları gizle, konuşma. Bunları anlatmana lüzum yok. Boş ver. Zamanı mıydı? Şimdi deme diyor. Mesela ne zaman emir buyurursun, ne zaman diyeyim? İşte zamanı gelince ne zaman o? Ne zaman gelecek o dediğin zaman? Onun ne zaman geleceği belli değil. Geleceği de belli değil. Belki o zaman gelebilir de ne sen sağsın ne ben sağım belki de. Neyi gizleyeceğiz yani? Gizle diyor, gizle. Her doğru, ha onun kılıfı da hazırlanmış arkadaşlar. Her doğru her yerde söylenmez ya. O senin mantığına göre hiçbir doğru hiçbir yerde söylenmiyor. Daima böyle bir kamuflaj üzerinden yürüyorsun. Halbuki peygamberlerin sıfatı nezir-i mübindir. Nezir-i mübin ne demek biliyor musunuz? Ap açık uyaran. Yani köşeli konuşan, yuvarlak konuşmayan demektir. Her tarafa çekilecek cümleler kullanmayan. Hani daha tabirim anlaşılsın diye söylüyorum. Kitabın tam ortasından konuşan. Kitaptan konuşan. Sözünün arkasından referansını sunan. Yuvarlak değil, köşeli bilgiler muhataplarına aktaran adamdı peygamberler. Peki biz bu tebliği nasıl yapacağız? Aynı yolu izleyerek. Gizlemeyeceğiz. Ha, gizlemeyeceğiz ama mesela peygamberimizin şöyle bir hadisi de var. Onu da ısrarla unutmuyoruz. Şahsen ben konuşmalarımda hiç unutmamaya özen gösteriyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, kellimun nase ala kaderi ukulihim. İnsanlara akılları kadar konuşun. Evet, o doğruyu ona nasıl anlatabileceğine, nasıl kavratabileceğine dair bir çalışma olsun zihninde. Ona göre en son söylenecek lafı en başta söyleyip adamı zıvanadan çıkartmanın bir alemi yok. Ortak noktalar üzerinden başlanır ama hiçbir hakikat gizlenmemek kaydıyla yapılacak bu. Kur'an artık geldi bitti. Kur'an geldi bitti, Kur'an gelmemiş gibi davranamayız. Adam diyor ki bunun şimdi bu ara diyor Mekke dönemini yaşıyoruz. O iyi, oruç tutma o zaman. Oruç Medine'nin işi. Hacca da gitti, o da Medine'nin işi. Zekat da verme, o da Medine'nin işi. Kurban kesme, o da Medine'nin işi. Ne sen nereden çıkardın bunun Mekke dönemini yaşıyoruz? Derdi ne? Cuma kılmayacak. Bir de o var şimdi böyle bir. Cuma kılmıyoruz. Çok büyük duyarlılık var. Acayip bir duyarlılık. Allah'ın açık emrini kulların icraatına kurban edenler. Bunların sıfatı bu bende. Allah açıkça bir ibadeti emrediyor. Beyim kulların icraatını öne alıyor. Allah'ın kitabını geride bırakıyor. Yunus suresi 15. ayeti okuyorum. Ayet şu. Benim Kur'an okumadaki yöntemimi de bu vesileyle söyleyeyim. Ben şimdi bir ayeti çalışırken o ayeti varsa nüzul sebebi onlara bakarım. Eğer içinde böyle terimsel ifadeler varsa eski alimler neler demiş onlara bakarım. Eğer dini pratiklerle alakalıysa hadis kitaplarına bakarım. Eski alimler neler demiş bakarım. Ama hepsinin ötesinde
her ayetle ilgili şöyle bir yöntemim var benim. Bu ayet şimdi inse ve doğrudan bana inse, şimdi bu ayet benden ne istiyor acaba? Ben Kur'an'ı böyle okurum. Ayet bana iniyor ve benden acaba neler istiyor? Ben böyle okurum ayetleri. Böylece ayetlerin hayatımıza ineceği kanaatindeyim. Ayet şu. Hazreti Peygamber'e hitaben. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin. Bu adamlara apaçık ayetlerimiz tilavet edilip aktarıldığında, tilavet etmek aktarılmak. Kâlellezîne lâ yercûne likâenâ. Bizimle karşılaşmaya inanmayanlar, yani ahirette hesap vereceğini ummayanlar, ahirete iman etmeyenler derlermiş ki peygamberimize, bakın cümleye, İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ, bundan başka bir okuma metni bize getir. Ev beddilhu, ya da bunu değiştir. Demek istedikleri şu: bu kitap bana, bize sarmıyor. Ya bunu komple değiştir, başka bir kitap getir, ya da bunda bir şey, bazı düzenlemeler yap. Bizim hoşumuza gitmeyen şeyleri değiştir. Peygamberimize diyorlar. Peygamberimize cevabı Rabbimiz verdiriyor. Buyuruyor ki kul, bunu sana diyenlere de ki cevaben, ma yekunu li en ubeddilehu min tilkai nefsi, ben onu kendi başıma, kendiliğimden nasıl değiştireceğim ki? İn ettebi'u illa ma yuha ileyye, ben Rabbimden bana vahyolunana tabi olurum sadece. Ben başka bir şey yapamam. Bana ne vahyediliyorsa ben onun izini sürerim, onun peşinden giderim. İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azimin, eğer Rabbime isyan edersem. Yani buradaki konu ne ve isyan ne? Konu başka bir kitaba müracaat etmek. Bu kitabı bırakacak, başka kitap alacak. Ya da bu kitaptaki bazı hakikatleri kamufle edecek. Sarmıyor bana bu, İyisi mi bunu revize edelim demeye getirecek. İsyanın konusu bu. Eğer bu sizin dediğinizi yaparsam Rabbime isyan etmiş olurum. Ve Rabbime isyan edersem de o büyük günün azabından dehşetle ürker ve korkarım diyor. Bize ne var bunda? Bize ne diyor Allah-u Teala? Olmaya bize de bir şey diyor. Olmaya Allah'ın kitabını yetersiz görüp bunu kenara atarsınız ha. Sakın ha bunun ayetleri, apaçık hakikatleri ortaya koymasına rağmen onun hakikatlerini bypass edecek bir şeyler yaparsınız. Sakın ha Kur'an'ın hakkında hüküm beyan ettiği bir meseleyi dönersiniz, Kur'an bir şey dememişe çevirirsiniz. Bunu peygamber yapsaydı isyan edecek ve o korkunç azapla buluşacaktı. Peki ya bugün biz bunu acaba yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Herkesin kendi vicdanına sesleniyorum. Herhangi bir adamı düşünerek söylemiyorum. Ortalama bir Müslüman olarak söylüyorum. Dini hayatımızın ne kadarını bu kitap karşılıyor, ne kadarını başka kitaplardan karşılıyoruz? Bunun herkes kendisi cevabını versin. Kendi hayatında versin. Bakın, bu kitaptan başka bir kitap istiyorlardı. Ya da bu kitaptaki bazı şeyleri değiştir diyorlardı. Buna kalkışmayı Rabbime isyan diye tarif ediyor. Ben şimdi size bir örnek vereyim. Canınız sıkılacaksa da sıkılsın. Bu kitap Cuma suresinin 9. ayetinde diyor ki, Cuma günü ibadet için çağrıldığınız zaman Allah'ı zikretmeye koşun, alışverişi bırakın ey iman eden herkes. Ne oldu bu kitabın bu emri, bana söyler misiniz? Kim uyguluyor bu kitabın bu emrini? Kaç kişi uyguluyor? Bu toplumun kadınları bunu uyguluyor mu? Yok. Kimin dediğini yaptınız? Hani bu kitabın dediği olacaktı? Hani bu kitap bizim başucumuz, başucu kaynağımızdı? Hani?
Size en az 50 tane örnek verebilirim. En az 50 tane. Daha da fazla. Kitabullah'ı taksit taksit hayatımızdan çıkarttığımıza dair. Ben bu ayeti okurken yüreğim patlıyor. Acaba Allah'ın kitabında bir şeyi değiştiriyor muyuz biz ya? Acaba Allah bir şey diyor da biz başka bir şey mi yapıyoruz? Hadi bir örnek daha vereyim size. Çok basit bir örnek vereyim. Boşanmayla alakalı meseleler var da, evlilikler boşanmaya döner. Allah bir evliliğin 3 aydan önce bitmeyeceğini söylüyor. 3 aya yaydı. Hatta niye bunu 3 aya yaydığının gerekçesini de söylüyor. Leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Kim bilir, Allah belki daha sonra bir iş yaratır diyor. Belki pişman olursunuz, evliliğinizi devam ettirirsiniz diye 3 aya, ki bu ilk anlam 3 ay, bana göre bu 9 aydır. 9 aydan önce, hadi 3 ay olsun. 3 aydan önce boşanma olamaz der bu kitap. Bizim inancımız nedir? Beyim kafası kızdı. Eğer bu sene Fenerbahçe şampiyon olursa sen benden boş ol. Lafa bak ya. Trabzon bu sene ikinci olmazsa sen benden boş ol. Ne yapsın kadın ya? O mu çıkıp top oynayacak ya? Ne dediğin ne senin ya? Bu nasıl bir boşanma bu ya? Bir de 3'ten 9'a. Ey, 3'ten 9'a ne? 3'ten 9'a ne ya? Yani bu din öyle, senin iki dudağına terk etti bütün hukuku. Beyimin kafası kızdı. 3'ten 9'a şardım olsun, baş al. Bunun 3 ay şartı ne olacak? Bana biri bunun cevabını versin. Bu ayetler neye yarayacak? Talak suresi diye bir sure var bu kitapta. Bu sure başka neye yarayacak? Bunu bana biri söylesin. Taksit taksit Kitabullah'ı hayatımızdan çıkarttık sevgili kardeşler. Kimse kusura bakmasın. Seferilik namazı diye bir namaz var da, seferi. Adam biniyor Mercedes'e, çıkıyor buradan yola. Bir de demesin mi ki seferi? Ne yapacaksın peki? Namazları kısaltmak Allah'ın emridir. Oo, hem de Allah'ın emri. Oo, ne kadar ileri gidiyorsun ya. Allah'ın emriyse bu burada olur. Göstersene bu emrin bir kırıntısına bunun bir yerlerinde. Namazı kısaltmazsan Allah'ın lütfuna tenezzülsüz yapmış olursun. Bırak o edebiyatı ya. Bırak gözünü seveyim. Bana Nisa suresi 101, 102, 103. ayeti kim uygulayacak? Bir de onun yerini göster, Allah'ını seversin. Kitabullah hayatımızdan yavaş yavaş uçtu. Çaktırmadan uçtu. Kitabullah'ın hükümleri bypass edildi değerli kardeşlerim. Bu Kitabullah'ın ayetlerini sadece anlamadan okumaya dönüştürdük iletişimimizi. Anlayarak okumayı bıraktık. Anlamıyoruz. Anlamıyoruz bu arada, din adına yaşadığımız şeyleri de Kur'an söylüyormuş zannıyla yapıyoruz. Aldanmanın en korkuncu nedir bilir misiniz? Yaptığı yanlışın doğru olduğunu sanarak yapılan işlerdir. Kehf suresi 103 ve 104. ayetler. Açın bak. Kul hel nunebbiukum bil ahserine a'mala. Size amelleri noktasında en korkunç ziyanda olanlar kimlerdir haber vereyim mi diyor. Ellezine dalle sa'yuhum fil hayatid dünya. Onlar bütün çabalarını dünya hayatında yok edip tüketenlerdir. Ve hum, bu adamlar, yahsebune, zannederler ki, ennehum yuhsinune suna. Bir de zanneder ki yaptığı işler güzel işler, öyle zanneder. Yaptığının felaket olduğunun farkına varmaz. Yaptığının yanlış olduğunu düşünse doğrusunu merak edecek. Yaptığı yanlışı, yaşadığı yanlışı din zannediyor beyim. Ve Kitabullah hayatımızdan taksit taksit çıkıyor. Açıp bakacaksın. Kur'an neye küfür diyor. Açıp bakacaksın. Kur'an neye şirk diyor. Açıp bakıp okuyacaksın. Kur'an kime muttaki diyor. Kime mümin diyor. Kime muhsin diyor. Kimi nasıl övüyor. Kimi nasıl yeriyor. Bu kitap başka neye yarayacak?
başka bir kitap getirin dediler peygamberimize ya da bunun bazı yerlerini değiştirin. Siz bugün dini sunumlara bakın. Ama iyi bakabilmek için bu kitabı bilmek lazım. Adam bir Arapça metin okuyor, sen zannediyorsun ki ayet okuyor. Okuduğu ayet değil ki, ayet bir Arapça bir metin okuyor. Maharet Arapçadan kaynaklanıyorsa bütün Araplar allame olur o zaman. Şimdi mesele şu, bu kitaptan başka kitaplar mı getirdik acaba? Acaba bu kitaptan başka kitaplara mı itibar ediyoruz acaba? Acaba dini hayatımızda o müşriklerin istediği gibi bir takım revizyonlar mı yapıyoruz acaba ya? Olmaya buradaki sözü edilen şeyi bugün yapıyor Müslümanlar. Hem de din adına yapıyor, öyle değil mi? Üzerine bu kitap, bu ayet bana gelse ne istiyor benden acaba sorusunu sormazsa bir adam, bu ayetlerin onun hayatına inmesi kolayına mümkün olmaz. İşte hiç üzerimize alınmadığımız ayet konularından bir tanesi de Kur'an'ın gerçeklerini gizleme hastalığı. İşte küfür kelimesinin en yoğun ve en çok itibar kaybına uğratılan manası bir gerçeği gizlemek manasıdır. Bakara suresi bunun tehdidiyle bize seslenir. Der ki Rabbimiz Bakara suresinin 159, 160 ve 161. ayetleri. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Biz gerçekleri şu kitapta bütün insanlara açıklamış olmamıza rağmen bu kitapta indirdiğimiz hakikatin belgelerini ve hidayet rehberliklerini gizleyenler var ya, yektumune kelimesini kullanıyor. Gizleyenler var ya, ulaike yel'anuhumullahu ve yel'anuhumul la'inun. Allah da lanet edici ne kadar varlık varsa hepsi bunlara lanet edecektir. Kime lanet ediliyormuş? Bu kitaptaki gerçekleri gizleyenlere. İllellezîne tâbû. Ha, ola ki adam bu yaptığı kabahatten vazgeçti, tövbe etti. Ve aslahû. Yaptığı gizlemelerle milleti fesada uğratmış olmanın karşılığında artık ıslah faaliyetleri yaptı. Nasıl yapacak bunları? Ve beyyenû. O gizlediği hakikatler var ya, onları beyan edecek, açıklayacak. O zaman o lanetten kurtulur. Ne olur? Fe ulâike etûbu aleyhim. Ben onların tevbesini kabul ederim diyor Allah-u Teala. Ve enet tevvâbur rahîm. Ben tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edenim. Ancak 161'i okuyorum şimdi. Ancak bakın, önce gizledi. Neyi? Kur'an'ın gerçeklerini gizledi. Sonra vazgeçti, ilan etti, tevbe etti, ıslah etti, beyan etti. Sonra yeniden vazgeçti. İşte 161'de diyor ki innellezine keferu, kafir olanlar. Buna kafir olanlar deyip inkar edenler manasını verince kimse üzerine bir şey alınmıyor. Peki oradaki keferu kelimesine örtenler manasını vermek daha doğru değil mi? Çünkü bir ayet öncesinde gizleyenlerden söz etti. Keferu'nun da asıl manası örtmektir. İnnellezine keferu, o önce gizlediği, sonra ilan ettiği gerçekleri yeniden örtenler. Ve matu ve hum küffarun, ve o gerçekleri örtenler olarak ölenler. Çünkü gerçeği ilan eder, örter, ilan eder, örterseniz bunun sonu örtmekle biter. Aynen Nisa 137'de olduğu gibi iman küfür, iman küfür, küfürde derinleşmektir. İnnellezine keferu ve matu ve hum küffarun, kafirler olarak, yani gerçekleri örtenler olarak ölürlerse ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecmaine, artık Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti bunların üzerine olsun. Halidine fiha, onlar o lanetin içerisinde kalacaklardır. İşte hakikati gizlemek,
Hakikatin kafir olmak, hakikati illa inkar etmekten ibaret değildir. Hakikatin üzerini örtmek de bir küfür biçimidir. Önemli olan doğru bilmektir. Ve doğru olduğundan emin olduğun bir bilgiyi muhatap olan herkesle paylaşabilmektir. Hakikat eri olmak, hakikati duyurmakla ancak elde edilir. Yoksa gerçekleri gizleyenler gün gelir, o gerçekleri ilan etme fırsatını bir daha elde edemezler. O büyük tehlike söz konusu olduğu için Kur'an-ı Kerim'de aslında bakın inkar etmeyle alakalı 4 tane kavram var ayrıca. O 4 kavramı sırası geldiğince kullanır Allah-u Teala ama yoğun olarak küfür kavramını kullanır. Biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de cehade yechadu fiilleri var. Bunlar inkar etmektir. Adele ya'dilu fiilleri var. Bunlar da haktan sapmak, inkar etmek, yoldan çıkmak demektir. Enkere yünkiru fiilleri var. Bunlar da inkar etmek demektir. Kezzebe yükezzibu fiilleri var. Bunlar yalanlamak demektir. Bunlara rağmen bunları çok az kullanıyor. Küfür kelimesini çok yoğun kullanıyor. Çünkü küfrün bir örtmek manası var, bir nankörlük manası var, bir inkar manası var, bir de ilahi mesajları insanlardan gizlemek manası var. Kapsamı oldukça geniş bir kavram olduğu için bir Müslümanın hayatında küfürden yana, kafirlikten yana daha dikkatli, daha duyarlı bir duruş sahibi olması herkesten beklenir. Ben o itibarla bu kavramı hayatımızda doğru anlayalım, doğru yaşayalım noktasında elden gelen azami dikkati göstermek durumunda olduğumuzu hepimize bir daha yüksek sesli olarak hatırlatmak isterim. Bu vesileyle inşallah hayatımızda ne inkar manasında küfür, ne nankörlük manasında küfür, ne gerçekleri örtme manasında küfür bulunmasın diye dua ve niyazım olur. Allah-u Teala imanını küfürden uzaklaştıranlardan ve hayatını küfür illetinden uzak iman samimiyetiyle yürütüp sonunu imanla getirenlerden eylesin diye dua ve niyaz ediyorum. Bir sonraki derste inşallah 15 gün sonra nasip olursa bu defa toplumun çok daha büyük bir yarası olan şirk kavramı üzerinde duracağım. 2 olumlu kavram, 2 olumsuz kavram, sonra gene yürek ferahlatıcı olumlu kavramlara inşallah zamanı geldikçe dönmeye gayret edeceğim. Allah hepinizin, hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah afiyetinizi, akıbetinizi daim eylesin. Allah'a emanet olun.